Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında da Evet. bunlar da söz konusu işin bir diğer tarafında. Uygulanan yöntemler var. Evet. Öyle değil mi? Hani bir Evet. değil birden çok yöntem var. Onlardan bahsedecek olursak neler Şöyle söyleyebiliriz? düşünebiliriz. Mesela tekrarlayan tüp bebek yöntemindeki en önemli kriter embriyo kalitesi. Eğer iyi kalitede embriyo transfer edip de gebelik elde edemiyorsak uygulayacağımız yöntemler biraz daha farklılaşıyor. Ama embriyo kalitemiz hep yaptığınız uygulamalarda kötü ise o zaman biraz daha stratejiyi değiştirmek gerekiyor. Yani kötü embriyo kalitesi elde ediyorsanız onların nedenini bulmak gerekiyor. Ne olabilir bu? Örneğin ikinci yani yumurta toplama sonrasındaki ikinci ve üçüncü günün embriyo gelişimimiz çok kötüyse, fragman dediğimiz istenmeyen hücre toplulukları oluşuyorsa Evet. altta yatan acaba bir genetik faktör var mı yok mu? Bunu incelemek gerekiyor. Özellikle bayanlardaki genetik faktörlerde bu tip tablolar ortaya çıkabiliyor. Ama asıl kriter ve asıl zor olan çok iyi kalitede yani 5. gün dediğimiz blastosis dediğimiz iyi kalitedeki embriyo rahim içerisine transfer ediyorsunuz fakat gebeliği sağlayamıyorsunuz. Bu bir nevi havuzun içerisindeki bir taşı bulmak gibi bir şey. Birçok varyasyonları düşünerek ona göre hareket etmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü elinizdeki materyal kaliteli, embriyo iyi ama ikinci aşaması en az embriyo kadar önemli. O ikinci aşaması implantasyon dediğimiz tutulma aşaması. Yani biz sadece transfer aşamasını düşünüyoruz ama transferden sonrası o bekleme süreci asıl olayın gerçekleştiği süreç. Şimdi zaten tüp bebekteki bütün yenilikler vesaire de ikinci aşama dediğimiz o implantasyon sürecini daha iyi nasıl değerlendirebiliriz, gebelik oranını nasıl artırabiliriz mantığıyla öne çıkmış şeyler. Bunlarda şunu planlayabiliyoruz. Mesela eğer iyi kalitede embriyo transferine rağmen gebelik elde edilemediyse aynı şeyleri yapmamak gerekiyor. Yani nasıl olsa iyi kalitede embriyo elde ediyoruz diye. Çünkü mutlaka farklı işlemleri yapmak gerekiyor ki gebeliği sağlayabilirim. Genel kural şu, eğer aynı hastada aynı protokol uyguluyorsanız aynı sonucu elde etme ihtimaliniz maalesef değişmiyor. Yani bunları birbirlerinden bağımsız olaylar gibi düşünebiliyoruz. Olasılıklar da bağımsız Evet. olasılık olduğu için değişmiyor. Dolayısıyla rahim iç zarını histeroskopi dediğimiz bir cihazı incelenebiliyor. Güncel yöntemlerden bir tanesi. Bundaki amaç ne? Ultrasonografide nasıl olsa görüyoruz. Niçin böyle bir işleme ihtiyaç var? Evet. Ultrasonografide rahmin iç zarını görebiliyoruz. Doğru. Hatta üçlü hat dediğimiz veya işte ikili hat dediğimiz yapıları çok rahatlıkla görülebiliyoruz. Damarlama yapısını görebiliyoruz. Polip vesaire dediğimiz istemeyen et parçalarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat işte bazen vaskülarizasyon dediğimiz yani damarlama artışı veya enfeksiyon var mı yok mu onları göremeyebiliyoruz. Histeroskopiyle bunu çok rahatlıkla görüp varsa bir problem çözebiliyoruz. Yani Nasıl? endoskopide aslında yararlanamadığınız, göremediğiniz İşlemleri birçok noktayı burada histeroskopiyle aydınlatabiliyorsunuz. görebiliyorsunuz. Evet. Daha ileri bir yöntem olarak ortaya Aynen. çıkıyor anladığım Bir kadarıyla. de şey, örneğin işlem öncesinde veya işlem sırasında histeroskopi yaptığınızda bu şekilde tanımlanamayan, nedeni açıklanamayan implantasyon ya da gebelik oluşmayan durumlarda rahim içerisinde yaptığınız bir işlem sonrası onun iyileşme süreci nasıl ki bir eliniz hafifçe kesildiğinde onun belli bir iyileşme süreci söz konusudur. Ve dokuların birbirinin yan yana gelip de iyileşmesi için bazı maddeler salgılanır. Bu maddeler de bu dokuların yan yana gelmesi içindir. Yapışkan maddeler, fibroblast dediğimiz. Bunların salgılama süreci içerisinde ve bazı salgılanan sitokin dediğimiz maddelerin salgılanması implantasyon dediğimiz embriyonun rahim içerisinde tutum olasılığını artırıyor. Bu da bilimsel olarak destekleyen görüşlerden bir tanesi. Bir diğer neden de yine bu şekilde tekrarlayan gebelik faktörlerinde yine genetik inceleme bir alternatif yöntem. Acaba transfettiğiniz embriyonun kalitesi gerçekten kötü mü? Tabii trisomi 21 hariç. Trisomi 21 dediğimiz Down sendromu maalesef çok iyi kalitede görüntü verebiliyor ve implantasyon oranı da oldukça yüksek ve en çok atlanan patolojilerden bir tanesi de budur.